13 yaşında baba oldu. Dillian White'dan bahsediyorum. Ve çocuğuna bakabilmek için düşünün, çocukken çocuğuna bakabilmek zorunda kaldı. Ladies and gentlemen, welcome back here to the SSE Hydro Glasgow Scotland. We're live. Kendisi şu an 27 yaşında ve 14 yaşında oğlu var. Tabii başka çocukları da var. İki oğlu bir kızı White'ın. Heavyweight Championship of Great Britain. Our officials appointed by the British Boxing Board of Control, our steward in charge is Mr. Bernard Connolly and our three scoring judges ringside. Ağır siklet severler tabii ki büyük bir heyecanla bu maçı bekliyorlardı. Marcus McDonald from Leeds, Mr. Dave Paris. On the bell, our timekeeper, Mr. Joe Brennan. And when the bell rings, in charge of the action, a star referee from Birmingham, Mr. Terry O'Connor. And now, ladies and gentlemen, time to meet the boxers in the red corner, wearing the black kilt with white trim. On the scales, 19 stones, 7 pounds. From 15 contests, 12 wins, 8 inside the distance. Only 2 defeats, 1 draw. He is the reigning WBO Asia Pacific Heavyweight Champion. From Brixton, London, Ian Leonard Lewison. In the blue corner, wearing green with gold and white trim. On the scales, 18 stone, 1 pound. From 19 contests, 18 wins, 14 inside the distance with only 1 defeat. He is the reigning WBC International Heavyweight Champion. From Brixton, London, the body snatcher, Dillian İşte basın toplantısında birbirlerine girdikleri yeri gördünüz. Sonra tartıda yaptığı enteresan tavırlar çok ciddi tepki topladı. 123 kilo gelince ciddi bir alay konusu oldu Lewison. Hiç dinlemediler bile hakemi. Başlıyorlar artık. Hazırsanız başlıyoruz. Herkes hazır. Boksörler hazır. Hakem son hazırlıkları yaptı. İlk round başladı. Sol direk. Sol direk denemesi Dillian White'dan yine. Sağ kroşeyi savurdu. Lewison tutturamadı. Sol direk Lewison'dan. Sağ kroşe geliyor Dillian White'ı. İlk roundda sıkıştırmaya başladı. Heyecan verici bu. Sol direk. Ağır siklet karşılaşmaları bambaşka oluyor değil mi? Sağ kroşe kesinlikle tasarruflu kullanmalı enerjisini Lewison, Dillian White kadar kondisyona sahip olduğunu düşünmüyorum. 12 roundu da hesap etmesi şart. Dillian White 114.7 kilo geldi tartısında. Lewison 122.9. Yani 123 desek net olarak daha iyi olabilir. Gardını indirdi. Lewison, White'ı yanına sokmamak niyetinde. Sol direk geliyor White'tan arka arkaya iki tane. Anthony Joshua'nın karşısına 112 kilo çıkmıştı sevgili izleyiciler. Joshua'dan sonra 2,5 kilo almış vaziyette Dillian White.
ama bir önceki maçından 500 gram daha hafif, daha zayıf olarak geldi. Soldrek, Soldrek arka arka iki tane. Sol koşe. Soldrek. Bir Soldrek daha geldi. Ian Levinson. Sol koşa boşa gitti. Levinson üzerine gidiyor. Jamaikalı boksör. Dillian White. O bölgede eskivleriyle rakibinden kaçmayı başardı. Kariyerinde 18 galibiyeti, 1 mağlubiyeti var Dillian White'ın. Diğer taraftan Levinson 12 galibiyet, 2 yenilgi. Sağ kroşe. Sağ kroşelerini gerçekten çok iyi kullanan bir isim. Yakalanmaması lazım Dillian White'ın. Aksi takdirde tehlikeli işler olabilir. İlk raundu tamamladık. Hatta Ian Levinson dedi ki, hadi şimdi basın toplantısında şurada bir ring kuralım. Hatta ringe de gerek yok. Ben seninle hemen maça başlayayım dedi. Ayağa kalktılar. Neredeyse giriyorlardı birbirlerine. Twitter'da da yorumlar yağmur gibi gelmeye başladı. Yavuz Yılmaz demiş ki White alır maçı, eğer Joshua ile ileride rövanş istiyorsa zaten knockout etmeli demiş. Güzel bir yorum bence. Bakın burada kroşelere maruz kaldı. Karaciğerden yedi, direk yumruk geldi. Hepsi ilk roundda Levinson hiç fena değildi. Hatta ve hatta ilk roundun galibi bile olmuş olabilir. İkinci round öncesinde yüzünüzdeki vazelinleri silin diyor. Duyabildiğim kadarıyla görüntü de bunu ispatladı. Bazen dişlik takmayı bile unutuyorlar. Bu bir şey değil. Sağ kroşe. Sol direk. Dillian White yumruklarının şiddetini arttırmak istiyor. Uppercut, sağ kroşe, sol. Çok sık maç yapıyor şu sıralarda Dillian White. Bunun yorgunluğu da yüzüne yansımış vaziyette. Şimdi Ian Levinson kendinden, beklenenden fazlasını vermeye çalışıyor. Uppercut geldi. Mükemmel bir maça dönüştü. Haziran ayından beri 3. maçı Dillian White'ın bu. Hem de son maçını David Allen'la yaptı, yenilgisiz boksörle. Sol uppercut. Sol drag. Ian Levinson da son 5 maçında elde ettiği galibiyetlerle İngiltere'de adından bayağı bir söz ettirdi. Bu 5 maçtan 4 tanesini knockout'a kazandı. Sol koşa Dillian White'a isabet ediyor. Britanya'nın ağır siklet şampiyonluk maçı bu. Britanya'daki bir numarayı belirlemek için. Bu dönemeçlerden Joshua da geçti, Lennox Lewis de geçti, hepsi geçti. Sol koşe, sol koşe tekrar. Levinson köşeye doğru sıkıştırdı. Joshua ile White arasındaki mücadele de bu kemer içindi. Joshua dünya şampiyonu olunca o başka bir gezegene gitti diyebiliriz. Bırakın Britanya'yı. Sol direk. Bir sol direk daha geliyor. Sol koşe. Sol direk geliyor Dillian White.
Bakın bir tane daha sol attı. Harika bir mücadeleye dönüşüyor karşılaşma. Nefes kesiyorlar adeta. Sağ köşe. Aparkat. Maç giderek sertleşiyor. ...1.88 boyunda Levas'ın, 1.93 boyunda Dillian White. İkinci roundda açıkçası Dillian White durumu toparladı gibi. Yani o birinci roundda neydi öyle? Ama ikinci roundda yavaş yavaş gelmeye başladı. Bir iki roundda knockout eder dediğimiz Ivica Bakırın karşılaşmasında da ancak altıncı roundda knockout'a uzanabilmişti. David Allen'la 10 round süren bir mücadele imza attı. Puanla bitti son maçı Dillian White'ın. Volkan Çetin adlı bir arkadaşımız boks gecesi yazarak şunu demiş. Bu maçtan kesin knockout çıkar. Olabilir evet. Eğer tempo böyle devam ederse 6. roundlardan sonra kıyametler kopar. White'ın antrenörü diyor ki yavaş yavaş yıpratarak çöz işi, aceleye getirme şeklinde talimatları var Dillian White'a. Özetle böyle. Ama o da koşarak, sevgilisine koşar gibi geldi Dillian White. Adeta kırda sevgilisini görmüş gibi koştu. Sağ direk, sol direk. Bir sol direk daha geldi. Levinson. En son Ziyu Wu karşısında Çinli rakibini knockout etti, yenilgisiz Çinli'yi. Levinson'dan bahsediyorum. Siyah şortuyla ekranın sağında şu an sırtı bize doğru dönük olan sağ tarafta Jamaikalı. Karaciğer, sol direk. WBO'nun Asya Pasifik şampiyonluğunu yaşamıştı Levinson. Çin'de kazandı o karşılaşmadan sonra. Çinlilerin kolay kolay yenilmez dediği boksörü 8. maçında knockout etti. Hem de 2. roundda. Sol direk. Üçüncü rounddayız. 1,5 dakika geride kaldı. Sol direkler devam ediyor. Mideye uzandı şimdi sol direkle. Sol aparkat. Yoklar gibi oldu. Levinson gel üzerime diyor sol direk. Öyle bir performansı var ki Levinson'ın 123 kilo çıktı maça ama 5-6 kilo verecek gibi. Sol direk. Sağ kroşeden kaçıyor. Boşa aldı rakibini. Tedirgin edici yumrukları da devam ediyor Levinson'ın. Sol direkler. Sağ direk. Bir sol direk geldi. İkincisini yemedi. Gardını düşük tutuyor ama bu direk yumruklara sürekli maruz kalıyor. Sol direk. Sol direk. Sol direk tekrar. Mideye doğru ama bunlar. Sağ kroşe. Orada irtifa kaybedince boşa gitti o yumruk. Tartışmaları devam ediyor. Aman Joshua maçına dönmesin de. Daha iyi diyor bakın. Orada bir beğeni geldi antrenöründen. Okay.
Eyüpcan adlı bir arkadaşımız. Levison çok tahrik ediyor. White knockout edecek demiş. Boks gecesi yazarak. Herkes bir knockout peşinde. Şu anda sosyal medyada bakıyorum da. Ciddi anlamda bir knockout beklentisi söz konusu. Let's go champ lafında duyduk. Shannon Briggs'in lafı bu. Hatta sloganı diyebiliriz. Dördüncü round. Sol direkler devam ediyor. Sol direk bir tane daha. Kendisini köşeye doğru alırken bir sağ kroşe. Çok etkiliydi bu yumruk Dillian White'dan. Aparkan sol kroşe, mükemmel yumruklar. Adeta palyoz gibi. Dillian White. Levison mücadelesinde kader anları bunlar. Sol direk tekrar. Karaciğerden yakaladı bu kez. İşi gerçekten zora girmeye başladı. Sol koşe. Sol direk. Arka arka iki tane. Şimdi karnına doğru girmeye çalıştı ama oralardan direk yiyebilir. Hele hele sol aparkat sağ kroşe yiyebilir, onu söyleyeyim. Bakın bir sol direk geldi. Aparkat yedi, sağ aparkat geldi. Ters yaptı. Sol direk geliyor. Dillian White kalitesini konuşturmaya başladı. Levison. Wow, mükemmel bir yumruk. Hala ayakta ama. Jamaikan'ı bastırıyor. Ceset hırsızı lakabıyla biliniyor. Body Snatcher. Kariyerinde hiç knockout olmayan Levison, Dillian White'dan bunu tadabilir. Dillian, lakabı da söz konusu Dillian White'ın. Sadece ceset hırsızı değil, hani kötü adam vardır ya filmlerde. İşte bunun karşılığı Dillian. Sağ direk, sol direk. Kötü adam demişken Batman'deki Joker ya da Yıldız Savaşları'ndaki Vader, Rocky'deki Ivan Drago'yu söyleyebiliriz. Yani bu karakterde bir insanım demek istiyor bu lakapla. Türk sinemasında beyaz perdede, Yeşilçam'da da Erol Taş'ımız vardı. Ama dünya iyisi bir insandı. Allah rahmet eylesin. Sol kroşe. Sol direk. Arka arkaya direk yumruklar mı deneyecek, yok. Sağ kroşelere mi başvuracak? Direk mesafesinde değil çünkü. Dördüncü rahata böyle bitti. Ama maçın başından beri şu ana kadar ki en sıkı roundtu, onu söyleyebilirim. Tansel Göktaş adlı arkadaşımız puanlama neye göre yapılıyor diye sormuş. Daha önce bunlarla ilgili defalarca bilgiler verdik ama bu sevgili izleyiciniz belki de ilk kez boks maçı izliyorsa, ona hemen veya kendisi gibi ilk kez boks maçı izleyenler için şöyle bir bilgi aktarayım. Profesyonel arenada roundlar 10 puan sistemiyle değerlendiriliyor. Roundu kazanan 10 puan, kaybeden 9 puan alıyor. Ve eğer knockdown ederseniz rakibi yatırır sayarsa hakem, o zaman 10'a 8 bitiyor. Kalkamazsa zaten knockout. Bir kez daha yatırırsa 10'a 7. Sonra bir daha yatırırsa zaten maçı bitirir hakem genelde. Sonra bu puanlar toplanıyor 12 round'dan sonra. Hesabı kitabı yapılıp. Yani sen 3 round'da mükemmel ol, 9 round'u kaybet. Olmaz. İstediğin kadar o 3 round'da yumruk atmış ol. Önemli olan round'ları kazanmak.
Tekrar maça dönelim. 5. rounddayız. Sol koşa geliyor Levison'dan. Sol koşa bir tane daha. Harika yumruk geldi. Dillian White ucuz kurtuldu. Bir çuval inciri belki de berbat edecekti. İşte boks böyle bir spor. Tek yumrukla bir anda knockout olabilirsiniz. Dakika 90, takım 5-0 önde. Kaybetme ihtimali pek yoktur. Seyirci sahaya inmezse. Ama boksta böyle değil. 12. roundun son saniyesine kadar nefes keser. Sol koşe. Bakın bu yumruk kombinasyonundan da seyirci memnun kaldı. Sol direk. Jamaikalı boksör. Jamaika bayrağının benzeri renklerle şortunda. Sol direk. Bakın sert bir mücadele. Kickboksla başladı kariyerine. Dillian White. Sol direkler devam ediyor. Sağ kroşe. O 4. roundda yatmadı ya Levison. Ağrı eşiği ciddi anlamda yükselmiş olmalı. Sol direk midesine uzandı. Yakın mesafeye pek girmiyor Levison artık. Ne olacaksa olsun der gibi bir görüntüsü söz konusu. Ama 5. roundun başlarında yakaladığı bir sağ kroşe yumruğu vardı ki. Bakın buna benzer. Dillian White yaptı bu kez. Jamaikalı zor kurtuldu orada. Wow, sert bir çarpışma. Aynı anda yıkılabilirlerdi. Bakın bir de sol kroşe geliyor Levison'dan. Şu bir gerçek. Bundan sonra Levison çok ciddi maçlar alacaktır. Kazansın ya da kaybetsin. Eşik geçmek için bir boksörün karşısına çıkması gereken bir rakip. Aparkat. Beşinci round da bitti. 12 roundluk karşılaşmanın 5 roundu tamamlandı. Ekranlarda Belaruslu boksör. Kariyerinde mağlubiyeti yok. 21 maç, 21 galibiyet. Kirill Relik ekranlarda sevgili izleyiciler. Dünya şampiyonuna karşı ringe çıkacak. Öyle laflar ettik ki Ricky Burns'e. Bunu da ekranlara getireceğiz. Kavgada söylenmez. Ama gerçek bir boksöre karşı mücadele vereceğinin de altını çizmek istiyorum. İşi hiç kolay değil. 21 maçta 21 galibiyet olmasına rağmen. Bakın aparkatın ne kadar net bir görüntüsü. Hazırlıklar tamam. 6. round başladı. Sağlı sollu direkt yumruklar. Sol aparkat. Short track'lerinin grafiği ekranlara yansıdı. Dillian White iplerde şu bölgede. Sağ kroşeden de kaçmayı bildi. Levison'ın zaten maçın başından beri en büyük problemi rakibin karşısında eskivlerle kurtulmaması. Kaçamıyor yumruklardan pek. Kolay değil bu iş tabii. Aparkat geldi. Sağ aparkat. Aklıma açıkçası Temmuz ayında yaptığı maç geliyor Dillian White'ın. David Allen'la bir maç çıkarttı. David Allen yenilgisiz bir boksördü.
10 galibiyeti bulunan. Ama çok net bir şey söylemek istiyorum. David Allen'dan çok daha sıkı bir rakip çıktı. Şu anda knockout olsa bile. Levison. Sol koşa yedi. Aradan ne yapıp isabet ettiriyor Dillian White. Sol koşa geldi Levison'dan. İterek önünü aldı. İplere sıkıştırdı. O bölgede kroşelere başvuruyor. Sol direk. Sol direk. Sağ direk geldi, süper. Adeta mızrak gibi gitti, saplandı. Kontra yumruk boşa gitti. Aparkat sağ direk. Sol koşa geliyor. Aparkatlar arka arkaya gelmeye başladı. Sol aparkat. Sol koşa. Sol direk. Sol koşa geliyor tekrar. Dillian White'a köşeden söylenenleri duyuyor musunuz? İplere sıkışma, kaç o bölgelerden diyor antrenörü. Sol direk. Babasını tanımaz, babasını gerçekten. Kısa bir reklam, sonra buradayız. 40 saniye. To keep going is what victory looks like. Whether you're representing your country or yourself. Aşka incelik gerek. Durex yok ötesi. Türkiye'nin en incesi. Dünyanın bir numaralı tercihi. Durex. Çekince, round 7. Yedinci round. Ağır siklette, gerçek anlamda bir ağır siklet mücadelesi. Sol direk, sağ direk geliyor. Futbol tabiriyle ikinci devre başladı. 12 round'luk karşılaşmanın. Sol direkler. Sol aparkat, sağ direk. Ve bir sol koşa geliyor. Fena yıprattı o bölgede. Ama bu yumruklarla yıkamadıysa morali de bozulmuş olmalı Dillian White'ın. Levison üzerine gidecektir şimdi. Sağ kroşe, sol aparkat tutmadı ama. Sağ kroşe geliyor Levison'dan. Kapandı şimdi. İterek önünü aldı, hakem uyarıyor. Aparkat tutmadı. Sol direk. Maçın hakemi Terry O'Connor. Birmingham'dan. Sağ direk, sol koşe. Kariyerindeki 993. maç. Maçın hakeminin. 1953 doğumlu. Hakem hakkında da böyle bilgiler aktarmış olalım. Sol koşe. Sağ kroşe geliyor. Sol koşe tekrar. Sol direkler aynı anda. Bir daha bakın, aynada sanki gölge boksu yapar gibiler. Nefis yumruklar geldi. Yedinci round'da knockout'u kafaya koymuş ama bunu başlangıçta da round'un sonuna doğru da denemeye başladı. Yedinci round knockout etmeyi istediği round gibi gözüküyor. Joshua'ya knockout olduğu round'dayız.
Sağ kroşe. Balyoz gibiydi adeta. Yıkılmıyor. Sol direk eldiveninde kaldı Dillian White'ın. Sağ direk, sol koşe boşa gitti. Knockdown yok. Yumruk boşa gitti. O yüzden dengesini kaybedip düştü. Hakem haklı Terry O'Connor. Twitter'da yorumlar devam ediyor. Boks gecesi yazıp yorumlar göndermeye devam ediyorlar. Esenyurt'tan Alin Çapan. Sevgili izleyiciler, Esenyurt'tan Alin Çapan yazmış. Gelecekte sporcu olmak en büyük hayalim demiş. Kesinlikle tütünlü içeceklerden, alkollü içeceklerden kesinlikle gençliğin uzak durmasını tavsiye ediyorum. Spora yönelmelerini, sporda hayat bulacaklarının garantisini veriyorum. Bakın ilk round haricinde bütün roundlar Paul Smith, ünlü boksör Paul Smith, onun tablosunda Johnny Nelson'a göre de ilk round Levinson'ın, sizlere demiştim ya ilk round Levinson'ın olmuş olabilir diye, bütün otoriteler de aynı şekilde görüş bildirmiş ama ondan sonra kontrolü tamamen ele almış vaziyette Dillian White 4. ve 7. roundlarda da knockout etmek için çok ağır yumruklara başvurdu. Şahsi fikrim bu rounddan itibaren 1-2 dinlenme yapabilir. Tekrar bir atak sergileyebilir. Eğer bütün gücünü kullanmaya devam ederse Dillian White sıkıntı yaşayabilir. Bakalım neler olacak. Aparkat yedi bu arada. Levinson sol kroşe. Sağ kroşe geldi. 35 yaşında Levinson. Dillian White 27 yaşında. Ağır sikletler de 40'ın üzerine çıkmak normal. Evander Holyfield 50 yaşında boks yaptı. Ama orta sikletlerde çok hızlı olmanız gerektiği için. Bel altı vuruş var. Sağ kroşe kontra. Dillian White yaptı bel altı vuruşu. Kilolarıyla ciddi anlamda alay etti basın toplantısında tartıda. Karnaç sert bir darbe boşluğuna, onu karaciğerden yeseydi ciddi problem yaşayabilirdi. Bakın mükemmel bir kontra denedi orada ama boşa gitti o yumruk. İyi kaçtı o bölgeden. Dillian White sağ kroşe, sol direk, sol direk. Levinson bastırmaya çalışıyor. Sağ direk yolladı tekrar. Bir de sol direk, arka arkaya geliyor bunlar. Aparkat geldi. Bunları maçın başından beri yiyor. Boşluğuna gitti tekrar. Her yerden deniyor. Sağ kroşe. Kontraya çıktı ikisi de. Yakalayamadılar birbirlerini. Aparkat, sol aparkat. Sol kroşe. Sol direkler sürüyor. Sağ direk geliyor. Bu roundu da bitirdik. Dedim ya 8. roundda fazla sıkmaz. Çünkü atak yaptığı roundlardan sonra biraz rolantide gidiyor. Böylesine de sert kafalı bir rakip karşısında açıkçası knockout o kadar da kolay olmayacak gibi göründü.
Ama belki 9'da 10'da bunu bir kez daha deneyebilir. Sevgili izleyiciler, haftaya çok heyecanlı bir yayınla karşınızda olacağız. Almanya ve İngiltere. Erkan Teper ağır siklette WBO'nun Avrupa Şampiyonluk mücadelesine çıkacak. Rakibi Christian Hammer. Ağır siklette olimpiyattaki boksörümüz Ali Eren Demirezen de ringe çıkacak. Fatih Keneş ringe çıkacak. Ve İngiltere'de de Tony Bellew BJ Flores de ringe çıkacak. Haftaya 15 Ekim'de. Tony Bellew'in dünya şampiyonluk maçı. Ama bir müjde vereceğim, bir round sonra büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Sağ sol direkler, sol koşeler. 9. round böyle başladı. Aparkat denemesi blokladı. Gardını iyi kapattı o bölgede Levinson. Etrafında dönmeye çalışıyor. Ortaya davet etti Levinson. Mideye indikçe kapanıyor. Bunları yapmıyordu. Bakın çok iyi yaptı şimdi. Kapanmalara artık mecburiyet var. Levinson tokat tarzı bir yumruk yedi. Sol direk. Sağ ve sol direk. Sol direkler geliyor. Aparkat süperdi. Ve sağ kroşesini de gönderdi Levinson. Dillian White dil çıkartmaya başladı. O da bastırıyor o da. Kapışmaya bakın harika. Sol koşe. Sol koşe. Dillian White. Aparkat. Ama eğer puanla biterse, puan açıklanmadan önce anonsörün söyleyeceği söz şu olacaktır: iki boksöre de büyük bir alkış alalım diye. Sol koşe. Sağ direk geliyor. Sol direk eldiveninde kaldı. Geriye doğru çekilmeye çalışıyor. Sol koşa geldi. Sağ direk. Sağlı sollu kroşeler, aparkat geliyor sol direk. Ve Dillian White yakalıyor. Çokça yakalıyor hem de. Karnına gitti. Şimdi yukarı çıktı sol aparkatla. Karnına çalışıyor. Taktiklerini maçın başından beri sürekli değiştiriyor Dillian White. Sağ direk. İyi bir sol koşa geldi orada. Sol koşa. Aparkat geliyor, süper. Avcılardan Yusuf Aslan yazmış. Demiş ki kebapçıdayız. Şu anda bütün işçilerimizle birlikte her şeyi bıraktık, maç izliyoruz demiş. Türkiye'nin her yerinde böyle. Bazen böyle bant yayınlar oluyor. Ben de dışarıda oluyorum. Öyle bütün kafeteryalarda, bütün açık mekanlarda NTV Spor'daki boks heyecanının gösterildiğini gördüğümde gerçekten büyük mutluluk yaşıyorum. Ricky Burns'ün salonundayız sevgili izleyiciler. Soyunma odasındayız. Dünya şampiyonu, bu karşılaşmayı kazanan Adrian Bruner'ın rakibi olacak. Bruner gerçekten onun göz hapsinde bir karşılaşma. Sol direk. Sol direk.
Sağlı sollu direkt yumruklar gelmeye devam ediyor. Aparkat tutmadı çünkü iyi kapanıyor bu bölgelerde. Şimdi biraz açık verdi. Bakın bu kapalı tarzını sürdürse aslında. Şimdi bu yumruklar geliyor ve kontraya çıktı Levinson. 10 numara 5 yıldız bir karşılaşmadan bahsediyoruz. Ve şimdi bir anlık boşluk. Ciddi darbe aldı. Burnunda ciddi bir deformasyon oluşmuş olabilir. Kafa kafaya çarpışmalara da dikkat bu dakikadan sonra. Sol direk. Bir sol direk daha geliyor. Terry O'Connor'ın yüz ifadesine bakın hakemin. 1985'ten beri maçlar yönetir. Hakem bunu sezmiş olmalı. Bir anda arkasını döndü. Belki burnunda bir kırık olmuş olabilir mi diye düşünüyorum acaba. Bunu çaktırmamaya çalışıyor açıkçası. Levinson sol direk geliyor tekrar. Ve arka arkaya kapanmıyor da. Calbrook Golovkin maçının son anları gibi. Sağ direk yüzünü sıyırdı geçti. 10. round'dayız. Maçın sonuna doğru geldik bile. Round arasında birçok şey değişebilir. Sol aparkat. On birinci anda dönemeyebilir. Sol direk tekrar. Sol direk karşılıklı bunlar. Sağ kroşe omuzuna çarptı. Sol direkler devam ediyor. Havlu da gelebilir belki. Israrla devam etmek istiyor. Boksörlüğüne en ufak bir leke sürdürmemek niyetinde. 35 yaşındaki Levinson. Jamaikalı boksöre karşı. İkisi de Britanya'nın boksörü. Sol koşa boşa gitti. Arkasından atak yapıyor. Kontrolü kaybetti bu roundda. İyice kaybetti. Sol koşa geliyor. Sağ kroşe. Sol direk. Sağ kroşe. Arka arka yumruklar. Hakem araya girmeli artık. Sol direk. Aparkat. Dillian White 10. roundda açıkçası gerçekten de belki antrenörü bu durumun farkında bile değil. Hala meydan okumalar devam ediyor. Az sonra büyük maç sevgili izleyiciler ve bitti. Tam söylediğim gibi oldu. 11. round'a dönemeyebilir. Kahramanca bir mücadele bence. Asla unutulmayacak bir performans. Tribünlerin protestoları antrenör hakeme bitir dedi ve bitti. Bu protestolar Calbrook karşılaşmasında da olmuştu ama Calbrook'un sonra bir gün sonraki açıklamaları maçın neden bittiğini göstermişti antrenörüne. Tepki gösterilmişti. İşte bakın arkasını döndü o pozisyonu bekliyoruz açıkçası. Bir anda canı fena halde yandı. İşte bakın pozisyonlar. Sağ kroşe, aparkat. Karşılıklı yumruklar böyle devam etti sevgili izleyiciler. Twitter'da boks gecesi yazabilirsiniz ya da M Bilgehan Demir benim Twitter adresim. Oradan mention da yapabilirsiniz. M Bilgehan Demir. Instagram'da Bilgehan Demir. Oradan da Instagram'dan da birazdan yorumları okumaya başlayacağım. Facebook'ta da Bilgehan Demir 76. Evet, buralardan takip edip yorumlar gönderiniz. Bu performansıyla Joshua'nın karşısına çıkarsa Dillian White maç ne olur? Soru bu. Sosyal medyada bu sorunun cevabını bekliyorum arkadaşlar. Az sonramız var sevgili izleyiciler. Ricky Burns Relic maçı birazdan sevgili izleyiciler. Britanya şampiyonluk kemeri elinde bakın. Eddie Hearn'le konuşuyor gecenin patronuyla. Hakem elini kaldıracak. Arkasından da dünya şampiyonluk mücadelesi başlayacak. Bir dakika daha durun. Yeni başlıyoruz.
eldivenler çözülüyor. Şu anda bir anons geliyor. Evet, iki boksöre de bir alkış alın dedi anonsör. At the end of round number 10, referee Mr. O'Connor accepts the retirement of Ian Lewinson's corner. The winner, the new British heavyweight champion, Dillian Whyte.